Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam muhtarlarla bir araya geldi. İsrail'in katliamlarından muhalefetin dış politika eleştirilerine kadar birçok başlıkta mesaj verdi Erdoğan. CHP'nin Türkiye'nin İsrail politikası için yaptığı eleştirileri tek tek yanıtladı. Mesele Türkiye olunca iç dış politika diye bir ayrım söz konusu olamaz dedi Erdoğan. Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz diye konuştu. Ana haber başladı. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniye kardeşimden sonra geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinwar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in katlettiği Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ı anarak başladı mesajlarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluşmasında CHP'yi de İsrail üzerinden eleştirdi. Bakınız biz İsrail yayılmacılığına dikkat çektikçe önlerine konulan onca deliğe rağmen ana muhalefetin başını çektiği kimi çevreler bizi olayları abartmakla itham ediyor. Siyonizm tehlikesini her dile getirdiğimizde İsrailli yöneticilerin gösterdiği haritalara bakmak yerine bunun iç politikayla ilgili olduğunu söylemekten utanmıyorlar. Mesele Türkiye olunca iç dış politika diye bir ayrım söz konusu olamaz diye devam etti. Sözlerine bir kez daha CHP'yi hedef aldı. Muhalefetin gevşekliği, rahatlığı, umursamazlığı bizi alakadar etmez. Onlar affınıza sığınarak söylüyorum. Rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürmenin mücadelesini veriyoruz. Onlar belediyeleri arpalığa dönüştürmenin kavgasına tutuşmuşken biz bölgemizdeki tehlikelerden ülkemizi nasıl uzakta tutarız? Bunun hesabını yapıyoruz. Erdoğan eski Türkiye hatırlatması yaparken net konuştu. Ne dediler benim için? Muhtar bile olamaz. Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz. Bakınız bu fakir eski Türkiye'yi iliklerine kadar yaşamış, adaletsizliği, hukuksuzluğu, ayrımcılığı bizzat tecrübe etmiş bir kardeşinizdir. Muhalefete bir de çağrısı vardı. Kuru hamaset yapmanın da, öfke diline sarılmanın da, doğmamış çocuğa don biçmenin de muhalefet dahil kimseye bir faydası dokunmaz. İç cephemizin güçlendirilmesine dönük attığımız adımlarda muhalefet de bizim kadar, Cumhur İttifakı kadar istekli olmalı. Takoz koymak yerine bu çabalara samimiyetle sahip çıkmalı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır. Mesele karanlığa yumruk sallamak değil, Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir fener olabilmektir. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan, tüyler ürperten skandal Yeni Doğan Çetesi'nde soruşturma derinleştikçe detaylarda kan dondurdu. Gece boyu ismi belirlenen o hastanelerden onu kapatılırken hastaları da kamu hastanelerine sevk edildi. Evladını yitirenler, hastası olanlar hepsi hastanelerin önündeydi. Benim çocuğum burada 2 ay yattı. Allah belanı versin. Uyanmıyor ki gavur. Katil! Hasan canım bırak, ismini koymuştum. Her şeyi vermeye razıydım ben ya. Ben bir anneyim, bu anneye yapılmaz. Gece boyu ambulansların biri gitti, biri geldi. Öldüren hastanelerden sağ kurtarılan bebekler bir bir kurtarıldı. Çocukların çığlıklarını asla unutmuyorum. Kasıtlı olması canımı çok acıtıyor. İstanbul'un Avrupa yakasındaki 4 ilçede ve Tekirdağ'da hareketlilik vardı. Bağcılar, Avcılar, Esenyurt, Silivri'deki ölüm hastaneleri tek tek kapatıldı. Yeni doğan bölümlerine para için kurulan ölüm odalarındaki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi. Sevk
Skandala karıştığı için kapatılan özel hastanelerde 20 bebek vardı. Bu bebekler uygun durumdaki şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerine sevk edildi. En çok hastayı ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi kabul etti. Haberi görür görmez aleleceli 15 dakika içinde buraya geldim. Üzgünüz, sıkıntılıyız. Bebeğimizin sevkinin yapılmasını bekliyoruz. CİMER'e düşen bir ihbarla ortaya çıktı skandal. Şüpheli doktor Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu 47 şüphelinin belirlendiği suç örgütünde 22 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dahil olan 19 hastaneden 10'unun ruhsatı iptal oldu. Çocuğumu kaybettim, mağdurum. Ne yemek yiyebiliyorum, ne içebiliyorum. Benim çocuğumu benden almasaydılar. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler işte. Canına kıydılar. Uyanmıyor ki gavur. Hasretle bekledikleri yavrularını yitiren aileler kapatılan hastanelerin önünde isyan etti. Benim çocuğum burada 2 ay yattı. Allah belalarını veriyorsun. Ayakta duramıyorum. İçim kanamıyor gerçekten. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ses çıkmıyor ağzımızdan. Ben çok perişan haldeyim. Hiçbir anne evladını kaybetmek istemez. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylarda kan dondurdu. Hamileliğinizi de unutacaksınız dedi. Bir anne nasıl unutabilir hamileliğini? İddialara göre bebek katillerinin eline düşen bazı çocuklarda engelli kaldı ya da kronik hastalık sahibi oldu. Keşke benim her şeyim alsalardı. Çocuğumu bu hale getirmeselerdi. Benim çocuğum muhtemelen ya öldüremediler ya arada kaynadı. Ya şans eseri benim oğlum. Hastalıklı da olsa hayatta. Şimdi benim çocuğum 4 yaşında. Kronik portal hipertansiyon hastalığı var. Skandalın yaşandığı 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Hastanelerin ilgili birimlerine yönelik bakanlıkça cezai yaptırımlar uygulandı. Çete üyelerinin yeni ses kayıtları da davaya eklendi. O dönemin İl Sağlık Müdürü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun enselerinde olduğundan bahseden çalışanlar korkuyla birbirine haber vermiş. Hocam denetim çok kötü geçti. Hocam İl Sağlık Müdürü yani diyor ki Sağlık Bakanlığından sonraki en yetkili kişi size kafayı takmış diyor. Yeni doğan çetesinin ölüme sürüklediği bebeklerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan en başından beri devrede. Operasyonu bizzat yürüterek çeteyi çökerten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi Erdoğan. Detaylı bilgi aldı ve ne gerekiyorsa yapacaksınız talimatı verdi bakanlara. Bakanlar operasyonun perde arkasında anlattı. İlgili bakanları yanına çağırdı, yeni doğan çetesi için devreye girdi. Gerek idari, gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını da ifade ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Haksız kazanç sağlama kuruna 12 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan zanlılarla ilgili son durumu öğrendi. İki bakana da ayrı ayrı talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Benim insanlarımın en küçük canına, malına, herhangi bir şeyine zarar veren herkesi gereğini yapın diye bize talimatlandırmış durumda. CNN Türk'te katıldığı canlı yayında verdi son bilgileri Sağlık Bakanı. Bebekleri özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde bile bile ölüme sürükleyen doktor ve hemşirelerin de içinde olduğu çetenin nasıl çökertildiğini anlattı. Bir tane CİMER başvurusuyla bir çeteyi çökerttik. Biz bu çeteyi inanılmaz bir işbirliği, İnanılmaz bir devletin gücüyle ve bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bakan Memişoğlu ilk ihbarın 2023 Mart ayında geldiğini söyledi. Operasyonun aylar önce yapıldığına da dikkat çekti. Mayıs'ta başlayan süreç 5 Aralık 2023'te müfettişlerin o hastanelere girmesiyle zaten esasında yerel olarak da kontrol altına alındı her şey. Canını dişine takan sağlık çalışanları için de ayrı bir parantez açtı. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Ben ne üzülüyorum biliyor musunuz? Sadece bu bebeklerin öldüğü değil, o Covid'de sabahlara kadar çalışan sağlık çalışanımın hakkını yedi bu caniler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturmanın ayrıntılarını verdi. Soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde, hastane görevlileri de var.
toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın derinleştirildiğini de sözlerine ekledi. Soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz. Bebeklerimize göz diken o caniler hak ettikleri cezayı alacak, inancımız bu. Gelelim dağdaki terör odaklarına. MİT yine başarılı bir operasyona imza attı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK için haraç toplayan örgütün sözde sorumlularından Caize Selver'le Emine Ulaş düzenlenen operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi ve iki teröristin bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, elde edilen parayla da örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi. Bunu da aktarmış olalım. Ve İstanbul dün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. İsrail'in katliamına koşulsuz şartsız destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İstanbul'dan ayrılır ayrılmaz da Türkçe bir paylaşım yaptı ve iki ülke arasındaki sıkı bağlara değinip Türkiye'nin siyasi aranadaki önemine değindi. Sahada ise katliam yine durmadı. Katil Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA'lı saldırı girişimi sonrası İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını yoğunlaştırdı. İşte son 24 saatte yaşananlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp İstanbul'dan ayrıldığı ayağının tozuyla Türkçe paylaşım yaptı. Katliam ordusuna tam destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz mesajında Türkiye önemli bir siyasi aktördür dedi. Başbakan her konuda aynı görüşte olunmasa da uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili fikir paylaşımının önemli olduğunu belirtti. Dünya son nefesine kadar katil sürüsüyle çatışarak şehit olan Yahya Sinvar'ı konuşuyor. İsrail, Hamas liderinin geçen sene 7 Ekim saldırılarından bir gün önce kayda geçtiğini iddia ettiği yeni görüntüleri yayınladı. Görüntüde Sinvar eşi ve çocuklarıyla Gazze tünellerinden geçiyor, ellerinde de eşyalar var. Hamas liderinin intikamını peş peşe saldırılarla aldı. Kassam Tugayları Gazze'de İsrail'in Merkava tankını vurdu. Sonrasında da bir İsrail timi pusuya düşürüldü. Saldırı için evinin üzerine kadar gelen İHA katliam başbakanını küplere bindirdi. Netanyahu önce evinin bahçesinde gövde gösterisi yaptı. Sonra da saldırıdan İran ve vekili adlettiği Hizbullah'ı sorumlu tuttu, intikam yemini etti. Bölgeyi gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde değiştirmekte kararlıyız dedi. İşgal ordusu saldırılara ara vermedi. Hizbullah'ın istihbarat karargahı hedefteydi. İsrail, Rıdvan gücüne ait olduğunu öne sürdüğü bir tüneli de 100 ton patlayıcıyla vurdu. Hizbullah saldırılara füzelerle yanıt verdi. İsraillilerin sokakta siper aldığı anlar kameralara yansıdı. Gazze'de ise korkunç bir katliam daha yaşandı. Beyt Lahya bölgesinde çoğu kadın ve çocuk 87 Filistinli hayatını kaybetti. Husumetlisini vurmak isteyen bir saldırgan kılık değiştirdi. Otomatik silahla İstanbul Esenyurt'taki oto galerisini bastı. O anlarda büyük panik yaşandı. Tanınmamak için çarşaf giydi, elinde otomatik silahla galeriyi bastı, kurşun yağdırdı. İstanbul Esenyurt'ta galericiler sitesine gelen şüpheli iddiaya göre husumetlisine otomatik silahla saldırdı. Silah sesini duyan müşteriler panik halde oradan oraya kaçışırken bir kişi ağır yaralandı. Polis şimdi her yerde saldırganı arıyor. İlginç bir hırsızlık olayı getireceğiz ekrana. Beyoğlu'nda sokakta baygın bulunan bir genç ambulansla hastaneye kaldırıldı ama aslında o bir hırsızdı. Sedye ile girdiği hastanede
Çevredekilerin de parasını çaldı. Sedyeyle geldiği hastaneden hırsızlık yapıp kaçtı. Aniden bu genç çocuk girdi içeri. Hemşireyi çağırmaya gittim ben. Ondan sonra bu o çağırma esnasında dolaplardan bizim paraları götürmüş. Bu kadarına da pes dedirten görüntü Beyoğlu'ndan. İddiaya göre sokakta baygın halde bulunan 24 yaşındaki şüpheli ambulans ekiplerince hastaneye getirildi. Kendine gelen adam önce biraz sıra bekledi, ardından bir odada bulunan çantayı gözüne kestirdi. İçinden 500 lira nakit para ve 5000 TL yüklü otobüs kartını alıp kaçtı. Karıştırma benim dolabımı dedi. Paraları getirmiş. Ancak fazla uzaklaşamadı. Baygın olarak bulunduğu sokakta yakayı ele verdi. Ankara'da yaşayan iş insanı Erdinç Karaoğlu Japonya'ya seyahat edecekti. Aktarmalı uçuşunda İstanbul'dan önce Suudi Arabistan'a geçti, oradan da Tayland'a. Tam Japonya uçağına binmek için hazırlanırken büyük bir şok yaşadı. Yetkililer pasaportunun sahte olduğunu düşünüyordu. Karaoğlu derdini bir türlü anlatamayınca da gözaltına alındı. Yaşadığı talihsizlik sadece bu kadar da değildi. Bakın sonrasında neler oldu. Benim için büyük bir şok oldu. Deport edilerek tekrar ülkeye geri gönderileceğimi söylediler. Türkiye'de ilk kez yaşandı. O da Ankaralı iş insanı Erdinç Karaoğlu'nun başına geldi. Defalarca yurt dışına çıktı. Pasaportunun hatalı basıldığını Tayland'da öğrendi. Hem de sahtecilikle suçlanarak. Taylandlı yetkililere göre sahte pasaporttu. Beni bir nezarethaneye benzeyen bir yere indirdiler. Dediler bekleyeceksiniz. İşte saatlerce bekledik. Bu dediğim saatler 3 güne yayıldı. İş insanı Erdinç Karaoğlu Japonya'ya seyahat etmek için İstanbul'dan bordo pasaportuyla yola çıktı. Aktarmalı yolculuğunda ilk durağı Suudi Arabistan'dı. Oradan Tayland'a geçti. Buraya kadar her şey normaldi. Tam Japonya'ya uçacaktı ki sahte pasaport suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bunlar da Tayca konuşuyorlar galiba. Anlamıyoruz da yanımıza bir Türk vatandaşı geldi, konuştu onlarla. Dedi ki pasaportunuzun sahte olduğunu düşünüyorlar. Sizi ülkeye geri gönderecekler. Erdinç Karaoğlu bir umutla Tayland'daki Türk Büyükelçiliğine de ulaştı ama... Tayland'a girmiş olsaydınız ben size yardımcı olurdum. Ama Tayland'a girmediğiniz için ben size hiçbir şekilde yardımcı olamam. Ülkeye dönmenizi tavsiye ediyorum dedi. Talihsiz iş insanı ülkeye dönmek zorunda kaldı ama dönmesi de o kadar kolay olmadı. Uçağa binmelerim ve inmelerim hep... bir polis kontrolünde, görevli kontrolünde oluyor. Yanımda hep biri var. Hani suçlu gibiyim yani. Sonra işte Abu Dhabi'ye geldim. Abu Dhabi'de 12 saat durdum. Abu Dhabi'li yetkililerden yemek ve su ihtiyacımı karşılamalarını istedim. Kesinlikle yardımcı olamayacaklarını söylediler. Saatlerce aç ve susuz kalan iş insanı havalimanlarında geçirdiği 3 günün ardından Türkiye'ye gelebildi. İstanbul'daki yetkililerden pasaportunu teslim alırken de uğraştı. Çünkü pasaportu basılırken sayfa numaraları ve resimler sıralı değil, karışık şekilde basılmıştı. Onlar da pasaportuma ortalama 2 saat bakmışlardır. Biri bakıyor, bir başka görevliyi çağırıyor. En sonunda dediler ki tamam, pasaportta bir sıkıntı yok, hatalı basın dediler. Pasaportu hatalı olduğu için yurt dışına çıkamayan Karaoğlu hakkını mahkemede arayacak. Ankara'da firari hırsızların peşine düşen güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Cezaevinden firar eden ve 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hırsızlardan biri bakın nerede bulundu. Gel. Ne oldu abi ya? Gel. Ulaştırıyorsun bizi. Gardırobun üzerine saklandığı baskın yapan polise ne oldu diye sordu. Gel. Ne oldu abi ya? Gel. Görüntüler Ankara Emniyeti'nin hırsızlık operasyonundan. Hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerinden oluşturulan dijital albümle tek tek tespit edildi, adresleri belirlendi, sıra operasyona geldi. Cezaevinden firar eden ve hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olan şüpheli de listedeydi. Evde yok açıklamasıyla ikna olmayan polis evi didik didik aradı. Şüpheliyi gardırobun üstünde buldu. Gel. Ne oldu abi ya? Gel. Ulaştırıyorsun bizi. Dolabın üstünden inmeye zar zor ikna oldu. Yıllarca hapis cezası almasına rağmen polise bir de sitem etti. Ne oldu abi? Suçlu cezaevine attınız.
Polis baskınıyla yakalanan 13 hırsızlık şüphelisi emniyete götürüldü. Sırada Türkiye'den haber turu var. Bursa'da 27 yaşındaki genç arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. Bir anda fenalaştı, yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Kaan Kaç hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Rize'de deniz üzerinde oluşan hortum kısa sürede karaya ulaştı. Bir evin çatısı uçtu. Çatıdan kopan malzemeler metrelerce öteye savruldu. Öyle bir şeyden vurdu, şiddetten vurdu ki bizim çatıyı götürmüş. Sabahtan beri lapa lapa kar yağıyor Sarıkamış'a. Bu kadar erken olacağını beklemiyorduk, biz de şaşırdık. Yurdun doğusunda ise dondurucu soğuk hakim. Burası Kars. Önceki gün yağan kar yerini ayaza bıraktı. Araçların camları, hatta süs havuzları buz tuttu. Ortalama hava derecesi meteorolojiye göre -6-7'lere kadar düştü. Adana'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Nisan ayında çiçek açması gereken erik ağaçları mevsimi şaşırdı. Ekim ortasında çiçek açtı. Şu an Erciyes'e kar yağıyor. Adana'nın Feke ilçesi, Gelikli mahallesi burası. Erik çiçeğini açmış durumda. Farkında değillerdi ama adım adım izleniyorlardı. Gümüşhane'de kaçak ava çıkan avcılar böyle yakalandı. Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerinin suçüstü yakaladığı avcılara ceza kesildi. Havaların soğumasıyla birlikte gıda takviyelerine de talep artmış durumda. Ancak son dönemde bazı market ve kozmetik mağazalarında bile vitamin takviyeleri satılmaya başladı. Uzmanlara göre de hem internet hem de marketlerde satılan bitkisel takviyeler tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Çünkü sahte ya da bozulmuş ürün olma ihtimali çok yüksek. Omega 3, magnezyum, çinko, D vitamini. Peki doktor tavsiyesiyle mi? Hayır, değil. Nerede, nasıl, hangi şartlarda, hangi dozlarda, nasıl üretiliyor? Çok sağlıklı değil. Marketlerde kasanın yanında bile satılıyor, bilinçsizce doktora sormadan kullanılıyor. Bitkisel takviyeler göründüğü kadar masum olmayabilir. Kimi sağlığını korumak için, kimi ise tedavi amaçlı bilinçsizce vitamin takviyelerine yöneliyor. Ve ne yazık ki çoğu bu ürünleri eczanelerden değil, internetten, marketlerden ve kozmetik mağazalarından ediniyor. Halbuki bu ürünler daha çok bu noktalarda sahte ya da bozulmuş olabiliyor. İnternetten alıyorum. Aldığım sitelerde yorum çok ve alıcı alım olarak çok olan yerlerden alıyorum. Bu ürünlerin içeriklerinde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek katkı maddeleri, boyalar ve diğer dolgu maddeleri olabiliyor. Gerçekten bilinçsiz kullanıldığı zaman akciğer kanseri riskini arttırabiliyor. Burası eczane rafı değil, burası bir kozmetik mağazasının rafı ve bakın nasıl vitaminlerle dolu. Bu ürünler gerçekten doğru bir prosedürle mi üretildi? Paketlenmesi doğru oldu mu? Gönderildiği yerde depolama şartları doğru bir şekilde yapılmış mıydı? İçindeki aktif madde gerçekten kutunun üzerinde yazdığı kadar var mı, yok mu? Her bir vitamin takviyesinin ayrı bir korunma süreci var ve bu süreçleri sadece eczacılar biliyor. İşte bu yüzden eczane dışında satılan vitaminlerin bozuk olma olasılığı da yüksek. Bilinen bir zincir marketin şubesindeyiz. Bakın burada tam 7 raf vitamin takviyeleriyle dolu. Uygun şekilde saklanmamış olan bu vitaminlerin kullanılması durumunda özellikle kronik hastalıkları olanlarda ölüme kadar yol açabilecek yan etkiler görmek mümkün. Faydalı olsa zaten doktor tavsiye eder, yani yeterli gıda aldıktan sonra hiçbirine gerek kalmıyor. Ankara'da yaşayan Muhammed Çelik babasından kalan mirası ve birikimini borsada değerlendirmek istedi ama bunun için en yanlış yolu sosyal medyayı seçti. Çünkü orada çok daha cazip fırsatlar vardı. Daha çok kazanma hırsı birçoğuna olduğu gibi ona da çok pahalıya patladı.
Böyle bir olaydan sonra zaten pişman olmama kesinlikle elde değil yani. Son pişmanlık fayda etmedi. Kısa yoldan zengin olma hayaliyle milyonlarca lirasını borsaya kaptırdı. Sürekli atıyorsun, alıyorsun. Sürekli atıyorsun, alıyorsun. En sonunda atıyorsun, alamıyorsun. Her şey sosyal medyada borsa eğitimi reklamını görmesiyle başladı. Muhammed Çelik, borsa eğitimi verildiği iddia edilen o hesapla iletişime geçti. Önce çeşitli yollarla güvenini kazandılar. Bir 3 günlük bir eğitim verdiler. 60 bin lira attım, 100 bin lira verdiler. Sürekli böyle hani ufak miktarlar atarak yükseltmeye başladım. Kazandığını zannederek para yatırmaya devam etti. Babasından kalan mirası ve tüm birikimini yatırdı. Para tatlı gelince uyarılara da kulak tıkadı. Özellikle aile yakınlarım bana çok uyardı. Hani evet gençsin, hırslısın, gel bir iş kuralım. Ama işte ben de tabii dinlemedim. Sahte sitenin üyeleri de sahteydi. Oysa o farklı farklı insanlarla sohbet ettiğini zannetti. Her konuştuğu çok kazandırıyor deyince elinde avcunda ne varsa yatırdı. Artık öyle bir sistem kurmuşlar ki yorumlardaki insanlar bile aslında onların insanları. Gerçekten doğallardı yani. Muhammed Çelik kendisine önerilen sahte sitede yatırdığı paranın borsada yükseldiğini gördü ve o parayı çekmek istedi. Ama 100 bin euro yakın paramı attığımda bana 2 ay içinde 300 bin olacaklarını söylediler. Olmadı. Ben o siteye girip tekrar paramı çekmek istediğimde ne bir muhatap bulabildim. Ne bir siteye giriş yapabildim. Hesaplarım tamamen blokelendi. Normalde benim orada herhangi bir hissem yok ve benim paramı da orada yükseliyor gibi gösteriyorlar. Sonunda dolandırıldığını anladı ama iş işten geçmişti. 6,5 milyon TL bugün zararı var. Gün sonunda daha da yükseltmek istediği parasını tamamen kaybetmiş oldu. Tüm parasını kaptıran Muhammed Çelik'in ailesiyle de arası bozuldu. Dolandırıcılar tutuklandı. Çelik'in tek isteği ise kaptırdığı paraları geri alabilmek. Şu an hala tutuklu yargılanıyorlar. Etkin pişmanlıktan faydalanırlarsa o zaman belki ödeme yapacaklar. Fiş fatura almazsak ne kadar olur? Bir dönem pazarlıkların vazgeçilmez cümlesiydi. Ancak kayıt dışılıkla mücadele kapsamında alınan sıkı tedbirlerle o cümle tarihe karışıyor artık. Alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa da almayan tüketiciye de ceza yolda. Uygulama resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıntılar geliyor. Fiş kestiniz mi? Evet. Aldınız fişinizi. Evet. Yaptığınız alışverişin fişini aldınız mı? Evet. Fiş burada bak. Fiş almasam kaç lira olur diye soranlar oluyor mu? İndirim istiyorlar tabii ki. Fiş almasak kaç lira olur sorusu tarihe karışıyor. Alışverişte fiş almayan müşteriye de fiş vermeyen esnafa da cezalı dönem başlıyor. Hayır. Sadece fiş vermeyen esnaf değil, fişini almayan müşteri de maliyenin radarında. Biz zaten kesiyoruz da artık müşteriler de kendisi alıştığı için onlar da ekstra istiyor dışarıda bizi yakalamasınlar diye. Birçoğumuz yaptığımız alışverişlerde fişi çok önemsemiyoruz. Ödemeyi yapıp fişi atabilirsiniz diyoruz ama özellikle nakit ödemelerde fişi aldığınızdan emin olsanız iyi olur. Aksi halde 50 bin liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz. Fişi almayan açısından baktığımızda her bir işlem için 5 bin lira, yıllık toplamda 50 bin liralık bir cezayla karşı karşıya kalması durumu gündeme gelebilir. Artık bundan sonra daha dikkatli olacağız. Fiş vermeyen esnafın cezası 3400 liradan 10 bin liraya yükseltildi ve ceza miktarı her seferinde katlanacak. Birinci tespitte 10 bin lira, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira ve altıncı tespitten itibaren de her bir işlem için 100 bin lira ceza ile karşı karşıya kalabilir. Giriş çıkış hesaplarımıza düzgün tuttuğumuz için her ürüne de fatura aldığımız için mecburen kesiyoruz. Eğer tüketici fiş veya fatura kesilmediğini sonradan fark ettiyse 5 gün içinde şikayet etme hakkı var. Gelir İdaresi'ne ya da Maliye Bakanı'nın ilgili kurumlarına bildirdikleri takdirde bu 5 bin liralık cezadan muaf olacaklar. Hayırlı olsun. Sırada dünyadan haber turu var. Santral arızalandı, bir ülke karanlığa gömüldü. Küba'nın ana enerji santrallerinde meydana gelen arıza milyonları elektriksiz bıraktı. Biz dayanmaya çalışıyoruz bu duruma ama çocuklar, yaşlılar, hastalar için çok daha zor. Başkent Havana ve diğer bazı bölgelere elektrik sağlandı ancak ülkenin %80'i 18 Ekim'den beri karanlıkta yaşıyor.
köprüler şelaleye, yollar nehre döndü. Sel önüne kattığını sürükledi, bazıları canını zor kurtardı. İtalya sel felaketiyle boğuşuyor, Bologna ve Sicilya su altında. Aşırı yağış afetin sınırlarını genişletiyor, 5 bölge için turuncu alarm verildi. Yağışlı havada hız yaptı, yola bakmak yerine telefonuyla ilgilendi, bir de yanına oturan arkadaşına canlı yayın açtırdı. Pervasızlıklar silsilesi fenomene pahalıya patladı. Sosyal medya fenomeni Jack Doherty, 200 bin dolarlık spor arabasıyla bariyerlere girdi. Kendisi ve arkadaşı yaralandı, yüz binlerce dolarlık araçsa perte çıktı. Aman Allah'ım. Buna rağmen hala canlı yayınına devam etmesi ise büyük tepki topladı. Tehlikeli olduğu halde motosiklete çocuklarıyla birlikte 3 kişi bindiler. Bir de üzerine rahat durmuyor diye cezalandırmak için çocuğu yolun ortasında bıraktılar. Anne babanın ihmaller zinciri faciaya neden oldu. Karşı yönden gelen motosiklet çocuğu ezdi. Feci olay Vietnam'da yaşandı. Motosikletin altında kalan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Yeni nesil araçların kaldıranları adeta bilgisayar ekranı gibi, hemen her noktada bir ışık var. Peki hangi ışığın yanması ne anlama geliyor? Hangisinde panik yapmalı, hangisinde hemen tamircinin yolunu tutmalıyız? İşte gösterge dili ve edebiyatı. Tren. RBS. Bilmiyorum. Airbag. Biliyorum. ENG stop. Bilmiyorum. Araç kullanan herkes onları tanıyor ama birçoğu anlamını bilmiyor. Hemen herkes biri yandığı anda direksiyonu tamirciye çeviriyor. Bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Bu? İlk defa görüyorum. Bu? O geçen gün yandı galiba. Anlamını biliyor muyuz? Yok. Bu? Onu da bilmiyorum. Şu? Onu da bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Sadece bunu mu? Aynen. Ne bu? El freni. İşte görünce panik yaratan arıza işaretlerinin anlamları. ABS, RBS, ESP, SLS, PCS yanıyor da yanıyor, yanıyor da yanıyor. Şöyle bir manzarayla karşılaştınız. Her yer rengarenk, her yer yanıyor, arızalar, bir sürü arıza var. Mavisi, kırmızı, yeşili. Böyle bir manzara gerçekten de panik yapmak için geçerli bir sebep. Ve daha da önemlisi, bu arızalar ne anlama geliyor? Başınıza geldiğinde ne yapacaksınız ve araba ne demek istiyor? İşte cevaplar. Şu ne? Bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. Ne arızası bu? Örnek veriyorum, şu anda aracımızda el freni arızası ve şarj arızası olarak görünmekte. Bu 31 numara şöyle, aracımızı genellikle dizel araçlarda partikül ve benzinli araçlarda da var ama dizel araçlarda partiküllerde dolum oluyor. Burada dolum olduğu zaman ikaz veriyor. Yani bu ikazın partikül anlamına geliyor. Yani araba tıkanıyor mu ya? Yani? Evet, partikül arızası olduğu zaman aracın performansı düşmüş oluyor. Yağ lambam yanıyor, el frenim yanıyor, benzin ışığım yanıyor, bu da bana yetiyor. Şöyle kameramızı yukarı çıkaralım. Çek ne çek? Motor arıza lambası. Aracımızın motorunda bulunan teknik motor arızalarını bize belirtir. Şimdi bu dediğimiz arıza da aracımızın hararet yaptığına dair bir arıza. Yani araçta su olmadığına dair bir arıza veriyor. Göstergede yanmayıp motor beyninde görünen arızalarımız var efendim. Bunların da dikkate alınıp kontrol edilmesi gerekir. Bu da bir anlatalım. Nedir? Tabii ki klima ile ilgili, anahtarla ilgili, far lambalarıyla alakalı burada arıza ikazlarımızı yakmış. Müziğin dijitalleşmesiyle birlikte plak dinlemek de özel bir zevk haline geldi. Plak severler bu zevklerini birbirleriyle paylaşmayı da çok seviyor. Koleksiyoner Metin Karaman da yıllarca biriktirdiği arşivini mini bir müzeye çevirdi. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. 70'lerden 80'lerden unutulmaz şarkılar, efsane film müzikleri, hepsi hemen yanınızda çalıyor gibi. Pikabın iğnesine, planın ilk çizgisine,
gönlünüzü plaktan çıkan sese bırakın. Plaktan dinlediğimde sanki oradaymışım, o stüdyodaymışım ve o kaydı dinliyormuşum gibi hissediyorum. Müslüm Gürses, falıyım. Elimde de var şu anda. Klasik müzikle ilgili bir plak arıyorum da bestecilere bakıyorum. 35 sene önce macerama başladım. Plak dinleyerek macerama başladım. 15 yıldan beri de bu işin aktif olarak ticaretini yapıyorum. Müzik dijital platformlarla ceplere kadar girmiş olsa da son dönemde plak ve plakçılara olan ilgi artıyor. Plak koleksiyoneri Metin Karaman'ın Balat'taki dükkanı da mini bir müze gibi. Bu yukarıda görmüş olduğunuzda dünyada üretilen ilk cihazlardan, plak çalarlardan bir tanesi. Adı fonograf. Elimdeki bu şeyin aslında ne olduğunu çoğu insan bilmiyor. Fakat bu bir plak. İlk plak türü böyle silindir şeklindeymiş. Ancak sonradan bu forma kavuşmuş. Yeni nesil geldikçe biz seviniyoruz. Çünkü plak bitmeyecek. Plakçılarla tanışmamız yeni oldu. O yüzden şu an ilk olarak Barış Manço'yla başladık. Elimdeki bu alet 100 yıl öncesinin Walkman'i. Plak çalıyor ve Metin Bey onun nasıl çalıştığını bize gösterecek. İğnemizi koyuyoruz, çalmaya başlıyor bu şekilde. Bu Rocky filminin müziklerinin plağıdır. Bu dinlediğimiz Baba filminin müziklerinin plağıdır. Bu dinlediğimiz de Elvis Presley'in en meşhur parçalarından bir tanesidir. Bu dinlediğimizde sanat güreşimiz Zeki Müren'in Eskimeyen Dost albümüdür. Plakçılar artık sanatçılarla müzikseverlerin buluşma noktası olmuş durumda. 3 Kasım'da dükkanımızda 3 Eylül'ün imza günü olacak. Emanet bizim kültürümüzde önemli yeri olan bir kavram. Hataylı bir esnaf da arkadaşının kendisine emanet ettiği arabadan parça çalınmasın diye ilginç bir önlem aldı. Görenleri hayrete düşüren o tedbir bakın neydi? Emanete sahip çıktı, kimse parça çalmasın diye arabayı konteynerin üstüne çıkardı. Hatay'da taşımacılık yapan Yılmaz Özdemir, arkadaşının bıraktığı aracı öyle bir yere koydu ki görenler şaşkına döndü. Arkadaş emanetini bıraktı bize, ben de ortalıkta kalmasın diye, kimse değmesin diye yukarıya aldım. Hataylı esnaf bunu hırsızlıklara karşı önlem olarak yapmış. Konteynerin üzerindeki yeşil otomobil bölgede yol tariflerinde kullanılan işaretlerden biri olmuş durumda. Yoldan geçenlere, örnek yukarıdan gelenlere diyoruz işte, yukarıda sağında konteynerin üzerinde bir tane bis olacak yeşil, öyle tarif edebiliriz. Adana'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı vardı. İlginin bir hayli yoğun olduğu fuarda sergilenen tesbihlerin fiyatı dudak uçuklattı. İşin hasta olanları var yani. Gece gündüz tesbihle uyuyan kalkan insanlar var ya. Yani. Kehribarı, oltusu, renk renk, çeşit çeşit, her biri çok değerli. Tesbih severler Adana'daki bu fuarda buluştu. Elimizde görmüş olduğunuz tesbihlerin her biri ayrı bir şık tasarımla hazırlanmış. Ortak yönleri ise Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmeleri. Elimde görmüş olduğunuz bu tesbihin günümüzdeki değeri ise yaklaşık 800 bin lira. Osmanlı döneminde işlenmiş ürünler. Ortalama bunlar 150 yıl, 200 yıl arası olan ürünler oluyor. Bu elimdeki tesbih 7 bin dolar. Ustamız zaten yaklaşık 2500-3 bin dolar gibi bir rakama tesbih işliyor. Damla kehribar denilen tesbihler. Damla kehribar ne oluyor? Çam ağacının reçinesi. Toprağa düştükten sonra yaklaşık 500 senede bu hale alıyor. Tesbihin fiyatı şu an için ustamız belirler. 40 bin lira gibi fiyat düşünüyoruz. Dekorlar kitabına girdikten sonra aynı değerde kalır mı bilmiyorum. Bu tesbihten Türkiye'de sadece bir tane bulunuyor. Balina salgısından elde edilmiş miski amberden yapılmış bir tesbih ve altınla da süslenmiş. Günümüzde bu tesbihin değeri ise yaklaşık 650 bin lira. Fuarda sadece tesbih yok, oltu taşından yapılan saz da var.
Değerli Taşlar ve Tesbih Fuarı'ndayız. Murat Yavuz'un sanatını icra ettiği bağlama ise görmüş olduğunuz gibi üzerinde yazdığı gibi oltu taşından yapılmış ve dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Oltu taşı ustasıyım. Şu anda elimizde olan saz dünyada tektir. 98'de başladık, 2000'de bitirdik. Değeri şu anda 750 bin TL. Hava Nur Kösem sosyal medyada çektiği köy yaşamına ilişkin videolarla bir anda adını duyurdu. Burdur ağzı konuşmaları, annesi, babası ve kardeşiyle olan diyalogları çok sevildi. Arkadaşlarımız Altay Alto ve Kıvanç Tunç başta Hava Nur ve ailesini köyünde ziyaret etti. Ben baby eldivenimi giyip nar tanelemeye hazırlanıyorum. Narları bir güzel taneledikten sonra ay her yerlerim ağrımış, her yerlerim ağrımış ya. Doğal, içten samimi. 2 saat anneme cingil dedikten sonra zorla masaj yaptırıyorum. Oh biri iyi geldi, biri iyi geldi. Sonra güneş kremimi sürüyorum. Burdur ağzı konuşmaları, ailesiyle olan sempatik diyalogları. Ne olacak bu yaşlıların hali bilmiyorum ben. Sabah akşam ellerinde bir telefon, öyle telefonu oynuyorlar. Köy hayatından izler barındıran videolarıyla sosyal medyada çok beğeniliyor, milyonlara ulaşıyor. Köy hayatını daha çok anlatıyorsunuz ve çok da seviliyor değil mi? Seviliyor, çok seviliyor. Bir gün annesi, bir gün babası çekiyor o videoları. Yani hem tarlada ter dökerken hem de o eğlenceli videolarla eğleniyorlar. Başarılı. Başarılı buluyorsun. Başarılı buluyorum. Annem destekler destekli. Beni. Çeker beni. Destekçiyim. Çekerim, video çekiyorum. 31 yaşındaki Hava Nur Kösem, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 5 sene önce sosyal medyada çektiği bir video viral olmuştu. Ve o günden bu yana da o Burdur'da, Bucak'ta, yani memleketinde işte bu muhteşem atmosferde köy hayatına dair videolar çekmeye devam ediyor ve çok büyük kitlelere ulaşıyor. Onun videolarını milyonlar izliyor. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yine tarlaya gidiyoruz. Sığamarız ya, bu arabaya sığamarız. Ne olursunuz babama bir araba sponsoru. Milyonlara da buradan sesleniyorsunuz. Buradan ulaşıyorsunuz. Evet, buradan ulaşıyorum. Burdur Bucaklıyım. Antalya'da doğdum. 3 yaşında falan köye göç ettik. Halkla ilişkiler okudum ama sosyal medya iş yapıyorum. Tamamen şans eseri oldu. Şansım ya ver mi gitti, ne diyeyim artık bilmiyorum da güzel bir kapı açıldı bana. Ben de oradan ilerledim. Üzümle yaptığım kahvaltıdan sonra antidepresanımı içiyorum. Elim ayağım toprağa değiyor diye beni çok mutlu sanıyorlar ama öyle bir şey yok. Yapayım ben bu işi bari dedim. Ama ne çekeceğimi bilemiyordum. Ya sen çek bir şeyler, biz izleriz dediler. Gerçekten de öyle oldu. Bugün Mevlüt'e gider gibi giyiniyorum ama Mevlüt'e gitmeyeceğim. Kutsal bir görevimiz var. Dikim yapacağız. Sebze dikeceğiz. Başlıyoruz. Nar sezonu açıldı. Şimdi nar toplayacağız. Çünkü yağmur yağmadan onları toplamamız gerekiyor bizim. Ha sen de getir. Toplayalım gari. Hadi toplayalım gari. Hadi gari. Hayret bir şey kulu vermeyin gari. Müjül müjül deme. Hadi ama gari. İşte görünsün yani. İşlevi, işlevi mesela. Faydalı. Faydalı mı? Evet, bunun faydalı sirkesi falan yapılıyor. Aa, alıç sirkesi, doğru. Hı-hı. Alıç sirkesi. Alıç sirkesi. Sen de yemek ister misin? Tadı mükemmel bu arada. Bugün tadına bakmadığımız meyve kalmayacak herhalde. Evet. Allah'ıma şükür pilavım lapa olmamış, tıkır tıkır da olmamış. Yoksa rezil olurdum. Şimdi yemek vakti. Hedefiniz ne? Milyonlar olayım, 10 milyonlar olayım gibi bir hedefim yok. Fenomen olmak gibi bir hedefim de yoktu. Hayatın bize karşımıza ne çıkaracağı hiç belli olmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eski milli judocu Savaş İyidoğan apartmanın kullanılmayan garajını kendi imkanlarıyla spor salonuna çevirdi. İyidoğan o salonda mahallenin gençlerine ücretsiz judo dersleri veriyor. Eğleniyoruz, çok iyi oluyor. Garaj yerine bu şeyi yapması çok iyi oldu. Evimizin yakında olduğu için hem bize çok faydalı oldu hem de ücretsiz olduğu için ailelerimize de bir katkıda bulunmuş gibi olduk aslında. Oturduğu apartmanın kullanılmayan garajını gözüne kestirdi, orayı bir spor salonuna çevirdi. Arabalar giremiyordu, müteahhit sağ olsun bir yanlışlık yapmış. Arabaların altı çöküyordu, boş duruyordu. Nasıl değerlendiririm diye düşündüm. Mahallenin gençlerini spora teşvik etmek için kolları sıvadı milli judocu. Kendi imkanlarıyla hazırladığı spor aletlerini de gençlerin kullanımına ücretsiz sundu. İsteğim oydu. Bu çocuklara
yardımcı olmaya çalışıyordum. Şimdi biz de buradaki gençlerle judo yapmayı deneyeceğiz. Daha doğrusu öğreneceğiz. Judo bana çok değer kattı. Biz her okul çıkışı, her eve çıktığımızda her zaman buraya geliyoruz. İyi Doğan'ın 98 yaşındaki annesi Halise İyi Doğan da kısa sürede salonun müdavimi oldu. Her gün buraya geliyor, spor yapıyor ve sporun kendisini zinde tuttuğunu söylüyor. Yeter mi Savaş? Yoruluncaya kadar devam. Kaç kilo hocam bunlar? 20 kilo yaklaşık olarak. Her gün 1,5-2 saat bazen çalışıyor. En güzel oldu değil mi? Hep bütün arkadaşları, yabancılar bile gelip çalışıyor. Para almıyor, bir şey etmiyor çocuk. Anne İyi Doğan, oğlu yurt dışında yaşarken televizyon karşısına geçip oğlum yapıyor ben de yapacağım diyerek aerobik yapmaya başlamış. 98 yaşında gençlere taş çıkartmasını da her gün düzenli olarak yaptığı spora borçlu. Ana haberin sonunda ufak bir hatırlatmamız var. Kim milyoner olmak ister birazdan ekranlarınızda olacak. Şimdi kısa bir ara, kapanış için birazdan yeniden beraber olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.